Selam arkadaşlar, Bilek Gücü kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir videoyla birlikteyiz. Yeni gelecek olan güncellemede artık mapmaker'lar oyuncuların hazırlamış olduğu haritalarda kupa kasma işi artık tarih olacak. Daha önceki zamanlarda da geldiğini söyledi bazı arkadaşlar. Ben oyuna yaklaşık 1 yıldır başladım. 1 yıldır oynuyorum. Benim zamanımda ilk defa geldi bu oyuncuların hazırlamış olduğu haritalarda kupa kasma ve de artı kupa alma olayı. Ben daha önceden bilmiyordum. Benim zamanımda ilk defa gelmişti. Bu haritaları artık kaldıracaklar. Çok fazla ekmeğini yiyen insanlar oldu. Özellikle benim tanıdıklarımdan Polat, Masiv bizim klanda olan arkadaş bayağı bir 1K yaptı. Onun dışında da yine bizim klanda ve benim tanıdıklarımdan çok fazla 1K yapan kişiler oldu. Bu şu anda da ben konuşurken arkada çalan videoda da benim 1K yapmış olduğum Alp ve Ali ile olan Frank videosu var. Yani ben bu son zamanlarda pek oynayamıyordum zaten. Yaklaşık bir hafta falan oldu. Bayağı giremedim oyuna. Ama girebilseydim özellikle çok güzel haritalar gelmişti. Ödül avın soygunda. Özellikle ödül avı ve soygun haritalarında gayet rahat güzel kombin bulduğunuzda, güzel deste bulduğunuzda rahatlıkla 1K yapabiliyorsunuz. Biraz zaman harcamanız gerekiyor. Biz bu haritayı denk getirmiştik. Ben Frank almıştım. Penny ve El Primo ile birlikte çok güzel bir şekilde 1K yapabilmiştik. Diğer karakterlerimiz olsaydı birbirimizde büyük ihtimal değişirdik ama Penny bir tek Ali'de o zaman şeydi, son seviyeydi. Bu topluluk haritaların gitmesinin iyi yanları da var. Çünkü bu haritalar gittikten sonra artık insanlar biraz daha duo'ya, squad'a veya solo'ya geçecekler. Hesaplaşma girerler, savaş topu girerler. Yani bu olduğu zaman gerçekten ben bu topluluk haritalarını çok oynuyordum. Çünkü güzel harita oluyordu, kolay harita oluyordu, uzun sürmüyordu, rahat bitiyordu. Bazı karakterleri rahatlıkla 750'ye çıkartabiliyordunuz. Özellikle yakın karakterlerini 750'ye çıkartmak çok kolay olan haritalar oluyordu. Onlar geldiğinde herkes mesela El Primo'yu, İşte ne diyeyim, Jackie'yi, Rosa'yı, Bulu, Shelly'yi rahatlıkla yakın karakterlerini rank 25'e çıkartabilen arkadaşlar oluyordu. Ama bunlar gittikten sonra insanlar biraz daha solo'ya, duo'ya yönelecekler. Ama işin kötü yanı da solo'ya yöneldiklerinde karşılarına Edgar ve Colt çıkacak. Ama Colt'un bayağı bir yine şeyini düşürecekler, bayağı bir nerf gelecek ona. Zannedersem şey atmıştı, Alp atmıştı. Orada görmüştüm, ben araştırmadım, bilmiyordum. Sonrasında Edgar'ınkini düşüreceklerini bilmiyorum ama onunki de düşerse gayet iyi olur. Çünkü atladıktan sonra ultiyi gerçekten yok ediyor. Onun dışında oyunun arayüzü değişecek diye biliyorum. Sonrasında şu Jackie'nin şeyi vardı. Vuruş animasyonu mu derler ona. Onun biraz daha böyle şekilli şukullu olduğunu biliyorum. Onu görmüştüm. Sonrasında işte oyuna yeni gelecek olan Ruff karakteri var. Ruff zannedersem adı. S var mıydı sonunda, yok muydu, onu da bilmiyorum. Ama o karakter işte biraz daha değiştirecek işleri. Kum torbası falan atıyor. 3 tane atıyor. Her birinin 2 tane canı oluyor aksesuar olarak kullandığında. Yıldız gücü de, yıldız gücünde şuradan bakayım, onu da ekrana koyarım. Yıldız gücünde de ne diyordu? Diyor ki ikmal kutusuna ekstra bir bomba eklenir ve kutunun hasar gücü 1000 puan artar. Ayrıca kutu patladığında duvarları da yıkar. Duvarları yıkıyorsa kutu patladığında savaş topunda o kaleye gittiğinizde aynı Penny'nin süperini attığında aksesuarı atarak patlatması gibi orayı açıyor. Diğer durumlarda da yine muhakkak işe yarayacaktır. Düşman geldiğinde düşmanı geriye atmak için. Yine güzel güncelleme olacağını düşünüyorum. Bayağı bir olayları değiştirebilir ama bu hiç Edgar'ın oyuna gelişi kadar o almayacaktır. Edgar çünkü her şeyi yerle bir etti yani. Beni bile çok etkiledi Edgar. Birçok karakterimi solo'da ben böyle bir 700'e 750'ye çıkartırken yani rahat kasabilirken ama Edgar geldiğinde çalıda pusuyorlar, direkt olarak atlıyor. Atladığı zaman zaten her şeyi yok ediyor. Hiç yükü olmamasına rağmen bile aksesuar olduğunda zaten hızlı doluyor aksesuarı, süperini dolduruyor, olayı bitiriyor. Topluluk mapleri gidiyorlar. Ben hiç oluşturmadım. Oluşturan bizim klandaki arkadaşların da hiçbiri buraya çıkmadı. Hani kazananı değil, diğer türlü oynananlar oldu ama böyle 5-6 kişi oylandı. Böyle işte kaç, %50, %51 falan oldu, işte 2000-3000 kişi falan oyladı diye Discord topluluğumuz zaten arkadaşlar oluyordu. Ama bunların gitmesi, hani dediğim gibi ben oynayabiliyordum. Çok fazla oynadım hatta bu topluluk maplerini. Uğur'la çok girdik. Mekansız Kral aşırı fazla girdik.
Frank girdim, Tick girdim, Tara da girdiğimi hatırlıyorum, Bo da girmiştik. Ama güzel deste bulduğunuzda, güzel kombin bulduğunuzda o zaman işe yarayabiliyor. Ama diğer türlü Allah'a emanet girerseniz kesinlikle sonucu hüsran oluyor bu tarz haritalarda. Ama savaş topu veya soygun veya hani nasıl söyleyeyim, bu topluluk haritaları dışındaki olan haritalarda oynamak, 1K yapmak çok daha zor oluyor. Çünkü iyi oynayan adamlar zaten oralarda yapmaya devam ediyorlar. Buralara gelip de işte bunun haritanın taktiğini, bu haritanın mantığını çözmek için ekstra çaba ve zaman harcamıyorlardı. Bu biraz daha kolay oluyordu. Rank 25 yapmak isteyen arkadaşlar için çok kolay oluyordu. Hani ben karakterlerim 37 olduğu zaman mı, 34 olduğu zaman mı hepsini 25 yapmıştım. O zaman da zannedersem topluluk mapleri gelmemişti. Ve birçok kişi rank 25 yapamamıştı o zaman. Hatta hiç yapamayanlar bile vardı bizim klanda. Ama şimdi bu topluluk mapleri sayesinde çok fazla rank 25 yapan arkadaş oldu. Ekstradan kupasını 30 bin üstüne çıkaran birçok benim de oyunda tanıdığım klandaki olan arkadaşlar oldu. Ama işte solo'da, duo'da bu topluluk haritaları dışında girdiğinizde bu kadar hızlı kupa kasılamayabiliyordu. Çünkü haritalar çok bu topluluk haritalarındaki gibi küçük olmuyordu. Oyunlarda kupa kaybetme ihtimaliniz daha fazla oluyordu. Yani ne bileyim, yük alamadığınızda direkt olarak oyundaki o artı kupa alma ihtimaliniz düşüyordu. Ama bu topluluk haritalarında öyle olmuyordu. Yani benim biraz daha zamanım olsaydı Frank dışında başka karakterleri de 1K yapabilirdim. Çok zorlu geçtiğini söyleyemeyeceğim. Genelde maçlar kolay geçiyordu topluluk haritalarında. Ama işte bu sefer gitti, yine gelecek. Herhalde bir sene sonra yine gelir bu zamanlarda. Çünkü oyunun bu haritaları değiştirme olayı mecbur, yenilik getirmesi lazım. Bundan önce çok eski olan haritalar varmış. İşte bana da söylüyorlardı, abi bu harita daha önceden vardı, bak yine geldi diye. Ben bilmiyorum tabii daha önceden olduğunu. Çok tutan haritalar olmuş oyunda. Önceden çok güzel, rahatlıkla kupa kasan haritalar tekrar getirmişlerdi. Hani bu şimdi gidiyor, sonrasında tekrar gelecek. Hani benim için çok aslında bir şey fark etmedi. Ben de yine kasıyordum, ediyordum ama Edgar olduğu için genelde bir oyunda bir soğukluk olmuştu bende. Ama tabii bu da zamanla geçecektir. Ben de öyle işte solo yerine biraz daha duo girmeyi tercih ederim. Tick karakterini rank 30'a kasmaya çalışmayı düşündüğüm yine, ama bakalım, iyi bir harita, çok iyi bir harita denk getirmem lazım. Şu Edgar'ınki de artık nerf'ü falan gelecekse gelsin. Bayağı bir sıkıntı oluyor çünkü. Özellikle Tick kasıldığında yakın karakter, yani uzan karakteri ama atıcı olduğunda yakınınızı atladığında zaten direkt olarak iptal edebiliyor sizi Edgar. Başka da aklıma gelen bir şey yok zannedersem. Topluluk haritaları aynen öyle. Çok güzel haritalar geldi oyuna. Çok kişi ekmeğini yedi diye söyledik. Vallahi ben bir tane bunu yaptım. Onun dışında yine birkaç karakteri tekrardan 750'ye çıkarttığımı söyleyebilirim. Arada zaten bu da sonu. 1000 kupaya kadar çıkartmıştık. O zaman da 22.000 kupaydım. Adım da BG bilek gücüydü. Evet, videoyu burada sonlandırıyorum. Umarım güzel video olmuştur. Yine öyle aklıma geldi. Gitmesinin haberini yine sizlere vereyim diye söyledim. Oyuna da yeni gelecek olan güncellemede siz de bunları zaten göreceksiniz. Kendinize bakın. Sonraki videoda görüşürüz hepiniz. Hoşçakalın.